dünyanın dönüşünü yavaşlatan bir baraj olabilir mi? Üstelik bunu biz insanlar yapmış olabilir miyiz? NASA bilim insanları yıllardır dünyanın dönüşünü inceliyor. Şimdi inşa edilen devasa 3 Boğaz Barajı sadece enerji üretmekle kalmıyor. NASA'nın yaptığı araştırmalara göre dünyanın dönüşünü günde 0.06 mikrosaniye yavaşlatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Ama nasıl? Nasıl yavaşlatıyor? Bir barajın gezegenimizin fiziğini değiştirebileceği kimin aklına gelebilir ki? 2 kilometre uzunluğuna sahip olan bu 3 Boğaz Barajı insanlığın en büyük mühendislik başarılarından birisi olarak görülüyor. Baraj birçok ülkenin enerji üretimini aşan bir güçle 22.500 watt elektrik üretiyor. Dünya üzerinde toplam yaklaşık 1.386 milyar su bulunmaktadır. İşte bu barajda bulunan ise 40 milyar metreküp su. Neredeyse dünyadaki suyun %3'lük kısmını bulunduruyor. Dünya dönüşünün hızını yavaşlatıyor. Bu küçük bir etki gibi geliyor size değil mi? Biraz hayalperest de gelebilir. Anlamsız da gelebilir. Kısaca şunu söylemeliyim ki, temel prensip ise kütle kutuplara doğru, dünya kütlesi kutuplara doğru yaklaştıkça dünyanın dönüşü hızlanır. Ekvatora doğru yaklaştıkça dünya dönüşü yavaşlar. Tabi eğer dünya yuvarlaksa. Acaba dünya yuvarlak mı? Tabi başkaları gibi çıkıp da dünya tepsi gibi dümdüzdür demeyeceğim. Bilim adamları bu kadar çalışma yap. Bir düşünün. İnsanlık tarih boyunca büyük yapılar inşa etti. Devasa barajlar, gökdelenler, köprüler, mega şehirler, bunlar gelişimin ve teknolojinin zirvesi olarak görüldü. İnsanlığa hizmet ediyoruz dedik ama gerçekte neyi feda ettik? Aynı 3 Boğaz Barajı gibi dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olarak tarihe geçti. Milyonlarca enerji sağladı. Su taşkınlarını kontrol altına aldı. Ama bir şeyi hesaba katmadık. Dünyanın dönüşünü böyle değiştirecek kadar büyük bir ağırlık kaymasına sebep oldu. Peki ya diğer dev yapılar? Amazon'da açılan devasa otoyollar, Arktik'te kurulan petrol platformları, okyanusları aşan köprüler, her biri insanlığın konforu için yapıldı. Ama gezegenin dengesine ne yaptı? Şunu hiç düşündünüz mü? Doğa, insan yapımı her büyük projeye küçük gibi görünen ama derin etkilerle karşılık veriyor. İklim değiştiriyor, deniz seviyeleri yükseltiyor, ekosistemler bozuluyor. Biz büyüdükçe doğa sessizce tükeniyor. Peki çözüm ne? Gelişmekten vazgeçmemeliyiz. Hayır, hiçbir şekilde gelişmekten vazgeçmemeliyiz. Ama belki de ne inşa edebiliriz diye düşünmek yerine nasıl daha az zarar verebiliriz diye sormamız gerekiyor. Çünkü unutmayalım, biz bu gezegenin efendileri değiliz. Dünya olmadan biz de olmayız.